Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün 2020 model Corolla aracımızın Android multimedya ekranını inceleyeceğiz. Nasıl bir ekran olduğunu, bayide takılan bir ekran bu zaten. Sıfır Corolla alan, özellikle bas paket alan arkadaşlara genellikle bayinin verdiği, yani sonradan ekstra olarak taktığı, aksesuar olarak taktığı ekran arkadaşlar. Necvox marka, navigasyonlu, geri görüş kameralı Android multimedya sistemi. Şu şekilde ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ana ekran. Şöyle göstereyim. Bende 2 sayfa var ana ekranda. Radyo, müzik çalar, video oynatıcı, equalizer. Ben daha sonradan Yandex navigasyonu indirdim. Orijinali bu değil arkadaşlar. Başka bir kendi orijinal şeyi var, navigasyonu. Bluetooth sistemi, yani telefon, YouTube uygulamamız, ayarlar kısmımız, hesap makinesi, Google, dosya yönetimleri, Play Store, AUX ve resimler, araç bilgisi hepsi burada mevcut arkadaşlar. Bu gördüğünüz ana ekran, DirectTape'in açılış, multimedyanın açılış ekranı. Tablet ekran arkadaşlar, şu şekilde yukarıdan bildirimler paneli, aynı telefonlarda olduğu gibi. Burada yine kablosuz ağ bağlantısı, parlaklığı, yeniden başlatma ve uyku modu, hepsi burada mevcut arkadaşlar. Şöyle uyku modunu göstereyim ben size. Hazır moda geçiyor bu şekilde. Ekrana dokunduğumuzda tekrardan müzik çalar kısmına direkt geçiyor. En son olan kısma geçiyor arkadaşlar. Radyo varsa radyoya geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz, burada bir panel var. Şurada şöyle yine gece yolculuğu yaparken teybin ışığı gözümüze almasın diye yapılmış bir tuş var sadece. Daha sonra altında tarih ve gün yazıyor arkadaşlar. Şu altta da şöyle bir buton ve burada da bütün uygulamalarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kolay bağlantı dediğimiz özellik var. Bunu yine bunun bir uygulaması var. Onu indirdiğiniz zaman Android ve iPhone telefonunuzu ekranına yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Araç bilgisi diyor ama araç bilgisi çalışmıyor. Yani hiçbir bilgi göstermiyor burada. Bu benim sonradan eklediğim ekran. Bunu daha sonra başka bir videoda kurulumunu nasıl yaptığımızı, nasıl ana ekran olarak yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar tekrardan. Şöyle dokunmatik asistan, bu iPhone'larda böyle köşelerde çıkan yuvarlak asistandan aynısı. Bu şekilde multimedyamızda da var arkadaşlar. Şöyle dosya yönetimi. Multimedyanın hafızası 16 GB arkadaşlar. Kendi hafızası. 9.0 Android işletim sistemine sahip. Şu şekilde equalizer'ımız, bütün ayarlarımızı yapabildiğimiz, bu şekilde istediğiniz gibi yukarıdan sizin ayarlayacağınız kullanıcı, standart, rock, soft, klasik ve pop olarak hazır equalizer ayarları var arkadaşlar. Bu da fader ve balans, yani sağ üst mesela, sağ taraf, sol taraf, arka taraf, bu şekilde istediğiniz gibi şöyle ister tek sağdan, ister tek soldan, önden, arkadan bu şekilde ayarlarımızı yapabileceğimiz bir kısım. Şöyle tümüne dediğimiz zaman da tekrardan sıfırlıyor arkadaşlar ayarımızı. Şöyle burada da yine ses ayarlarıyla ilgili panelimiz var. Yine burada da arkadaşlar aralık ve güçle ilgili, basla ilgili kısımları yapabileceğimiz yeri var. Şöyle geri geldiğimizde normal Google uygulamamız var. HDDVR dediğimiz bir özellik var arkadaşlar. Bunu çalıştıramadım ben. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Hesap makinesi ve orijinal ekran geldiğinde orijinal olan navigasyon sistemi, şu navigasyon sistemi arkadaşlar. Direkt bu şekilde açılıyor. Ama çok böyle sabit, böyle randıman alamadığım için ben bu navigasyon uygulamasından Yandex navigasyonu indirdim. Türkiye'nin de tüm haritalarını indirdim. Çevrim dışı olarak da kullanabiliyorum onu. Evet, burada müzik çalarımız var. Şu şekilde burada ön kameramız var arkadaşlar. ekranımıza ön kamera bağlayabiliyoruz. Yani ön kamera sonradan taktığımız zaman aktif olarak çalışabiliyor. Yine dediğimiz gibi Play Store, radyosu, resimler kısmı, yani ekrandaki söylemiştim bunları. Telefon Bluetooth sistemi, video oynatıcı, Yandex navigasyon ve YouTube uygulamamız var arkadaşlar. Burada da ana ekran uygulamalarımız, widget dediğimiz uygulamalar var arkadaşlar. Şöyle ben hemen ayarlar kısmından size önce göstereyim cihazımızı. Gördüğünüz gibi 9.0 Android işletim sistemine sahip bir cihazımız. Söylemiştim zaten. Hemen geri geldiğimizde buradan sistem ayarlarımızı yapabiliyoruz. Sistemimizle ilgili tarih, saat, dil, hafıza, güvenlik, hesap ayarları, uygulama ayarları, yedekleme, sıfırlama hepsini buradan yapabiliyoruz. Burada 4 tane panelimiz var. Sol tarafta kablosuz ayarları, fabrika ayarı, kişisel ayarlar ve sistem ayarları var. İlk kablosuz ayarlara geldiğimizde şöyle kablosuz ağlarımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan veri kullanımını görebiliyoruz. Cihazımızın ne kadar internet harcadığını. Daha fazla dediğimizde de yine ağ paylaşımı, VPN, uçak modu, mobil ağ gibi şeyleri görebiliyoruz. Fabrika ayarlarımıza geldiğimizde bu ekranda bir şifre var. Bu şifreyi size bayi söylemesi gerekiyor. Bana bayi söylemişti. O yüzden bayinizden mutlaka bu şifreyi isteyin. Çünkü fabrika ayarlar kısmına girmeniz o şifreyle sağlanıyor sadece. Burada da yine orijinal park sensör göstergesi. Tabii bizim aracımızda orijinal park sensörü olmadığı için onu yapamıyoruz. Kapı bilgisi gösterimi, start stop kapanmayı engelle, orijinal klima göstergesi, sıcaklık göstergesi, sürücü kapısının solda mı sağda mı olduğunu gösteren, eğer ön kameranız varsa 10 saniye ön park kamera gösterimi, 360 kamera ikonu bu Audi'lerde falan var, kullanıyordu onlar. 360 kamera sistemi. Onunla alakalı ikon gösteriliyor ama 360 derece kamera tabi aracımız desteklemediği için o şekilde bir görüntü alamıyoruz. Buradan geri görüş kamerasının formatını görüyorsunuz. AHD ve TVI olarak iki farklı seçeneği var. Geri görüş kamerası şu şekilde on off yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar el freni video bağlantısı. Bunu kapalı tuttuğunuzda hiçbir şey yok ama hiç açıp da denemedim. Yani nasıl bir değişiklik olduğunu. Muhtemelen el freni çekikken sadece belki video oynatıyor olabilir. Normalde bu aracımız ilk geldiğinde 20 kilometreden sonra video oynatmıyordu. Onun da yine birazdan ayarlara, kişisel ayarlarımıza geldiğimizde göstereceğim. Şuradan tuş ışığının renklerini, yani bu kenardaki akşam farlarımız yandığında şu köşedeki ışıkların renklerini belirliyor. Herhangi bir tuşla sistemi başlatma, ses denge ayarları, yine equalizer ayarları onlarda. USB hata eklemamız, kapı kilidi etkileşimi, yani şifreyi giriyorum ama bir türlü etkinleştiremedim bunu. Belki bunun şifresi farklı olabilir. O yüzden tam bilmiyorum. Radyo ayarları var. Güncellemeleri buradan yapabiliyoruz. Dokunmatik ekran kalibrasyonu, video ekranda süre gösterim, video çıkışı 1024'e 600, panel tuş tanımlaması. Panel tuş tanımlaması dediği arkadaşlar şuradaki açma kapama, ana ekran, geri, ses açma ve ses kısma tuşlarının kodlaması bu ekrandan yapılıyor. Buradan yapabilirsiniz. Herhangi bir ayarlarınızda bozulma olduğu zaman. Evet, tek tıklamayla kurulum, uygulama kilidi, ana ekran uygulama seçimi, açılış logo seçimi var arkadaşlar. Ya teybi açıp kaparken teyip direkt açılıp kapanıyor. O yüzden yani bunu tam bir şey yapamıyorum ama bayağı bütün markaların şöyle logoları var zaten. Buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz logoyu. Araç model seçimi diyor en altta da. Şöyle kişisel ayarlara geldiğimizde uyku modu ayarı var ve biraz önce söylemiştim. Hareket halinde video oynatımı. 20 kilometreye kadar normalde oynatıyor. 10 yaptığımız zaman. Ama bunu off yaparsak, bakın bize bir sözleşme kabul ediyor musunuz diye böyle bir şey veriyor. Bunun nedeni ise araç seyir halindeyken bütün hızlarda videonun oynatılmasından kaynaklı arkadaşlar. Bunu kapattığımız zaman aracımız bütün hızlarda video oynatabiliyor. O yüzden bu ayarımızı yapmamız gerekiyor. Eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa onu görebilirler. Ekran kısmında yine parlaklık düzeyi var. Duvar kağıdı, otomatik siyah ekran falan, bu şekilde ayarlarımız var. Ses ayarlarımızda yine şöyle dokunmatik ekran sesi, bu her dokunduğunuzda gıcık bir ses veren ayar bu. Şu şekilde. O yüzden ben bunu kapatıyorum. Çünkü çok gıcık bir ses. Buradan yine ses ayarlarımıza amfi çıkışı, subwoofer, equalizer, load gibi ayarlarımızı yapabileceğimiz ekran arkadaşlar. Buradan navigasyon uygulaması, geçerli navigasyon uygulamasını bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz önce hiçbir şey yazmıyordu. Yandex Navi yazmaya başladı şimdi. Navigasyonu isterseniz otomatik başlatabilirsiniz. Navigasyonda müzik sesi kapat. Zaten navigasyonun kendi ayarlarını yaptığımız için o çok bir anlamı yok onun. Navigasyon ses ayarı istediğiniz ses düzeyinde ayarlayabiliyorsunuz. Kamera ayna modu, kamera yönlendirme çizgisi, kamera ekranda müzik sesini kapatma, ses seviyesi. Bu geri görüş kamerasındaki multimedyanın ses seviyesini kaça çekeceğini ayarlayan ekran. Varsayılan ses ayar ikonu. Varsayılan ses seviyesi ise arkadaşlar açılıp kapandığında teybimiz, yani her binişimizde mesela çok yüksek seslerde bırakabiliyoruz teybimizi. O yüzden ilk geldiğimizde direkt kontağı açtığımızda 5'te, yani kısık bir sesle açılmasını istiyorsanız bu şekilde ya da yüksek sesle açılmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz onu. Tuş ışık kontrolü yine. Bluetooth hassasiyeti yüksek hassasiyet olarak seçildi. Burada düşük ve yüksek var zaten. Direksiyon kumanda tanımlama, USB protokol seçimi. Direksiyon kumanda tanımlama. Bazı multimedya ekranlarında bu direksiyonumuzun üstündeki ses açma, kapatma, ileri geri ve mod tuşları çalışmayabiliyor. Veyahut da ayarlarınız bozulabiliyor. İlk başta benim başıma geldi aracı aldığımda. Bunu yani araya buldum ama yani şöyle çalışmıyor. Ses açmaya basıyorum, ses 2 kere açılıyor. Kısmaya basıyorum, kısılmıyor. Parça değiştirmek istiyorum, değiştirmiyor. Onun bütün ayarlarını arkadaşlar buradan yapabiliyoruz. Şu şekilde ekranı görüyorsunuz. Bunu ben ayrı bir video olarak yine sizlere göstereceğim. Nasıl tanımlamayı, nasıl yapabiliriz? Onları göstereceğim arkadaşlar. Yine burada da biraz önce en başta söylediğim sistem ayarları kısmı var. Ayarlar kısmını da inceledikten sonra şu şekilde equalizer'da gördük. Müzik çalarımıza girelim arkadaşlar. Şöyle ses kapatayım ben. Şuradan parça listemiz. USB belleğimizin içindeki tüm parçaları bu şekilde buradan görebiliyorsunuz. Bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şu şekilde aşağıdaki sanatçıya göre seçiyor. Klasör olarak seçiyor. Yani istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Sağ tarafta da yine oynatma listesi, tüm liste, favoriler ve dahili depolama var. Onlar da siz kendiniz bakarsınız. Şurada parçaların nasıl geçiş olacağını, tümünü tekrarla var. Karışık çalma var. Sırayla çalma var. Ve birini tekrarla var. Bu şekilde modlarımız var. Yine şuradan equalizer ayarlarımıza geçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da baktıktan sonra şu şekilde radyomuz online olarak katılacağınız beslenme programlarıyla. Evet, sesini kısalım. Basıldığınızda bir sonraki istasyonu buluyor zaten kendisi. İsterseniz şuraya da şu şekilde istediğiniz frekansları ekleyebilirsiniz. Bunun daha devamı geliyor arkadaşlar. Bu ilk şey değil. Şu şekilde direksiyondan yönlendirdiğim zaman bakın, burası da ikinci sayfa olarak geçiyor. Buraya da istediğiniz şeyleri, farklı radyo frekanslarını ekleyebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyor. 3-4 sayfa kadar sürebiliyor. Buradan yine radyo ayarlarımız var. Yani buradan bu FM, EM seçeneklerini şey yapabiliyoruz. Şuradan resimler kısmına girdiğimizde şu an benim flaşımda resim olmadığı için hiçbir resim gösteremiyorum. Şöyle Bluetooth kısmı arkadaşlar, bu da gördüğünüz gibi ekranda tuşlarımız, cevaplama ve şarj sonlandırma. Şu şekilde solda üstte müzik işareti var, nota işareti. Ona bastığımızda telefonumuzdaki müzik listesini burada çalabiliyoruz arkadaşlar. Buradan yine arama kayıtları. Şu şekilde arama listesini burada görebiliyoruz. Bu şekilde de buradan ayarlarımızı, Bluetooth'la ilgili ayarlarımızı yapabiliyoruz. Cihazımızın ismi, parolası, onları görebiliyoruz arkadaşlar. Video oynatıcı, yine flash'ta video olmadığı için bunu gösteremiyorum. Yandex navigasyon anlatmamıza gerek yok. Zaten çoğu kişi biliyordur. YouTube'u da bildiğiniz için onları da göstermemize gerek duymuyorum. Bu şekilde arkadaşlar ekranımız. Şöyle şu yukarıdaki sekmeler kısmına bastığımızda bu şekilde telefonlarımızda da gördüğümüz, önceden açtığımız uygulamalar var. Onları bu şekilde de silebiliyoruz. Veyahut da şuradan sil butonu var. Bastığımız zaman bütün hepsini silebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle burada yine ses göstergemiz, saatimiz, konumumuz ve kablosuz bağlantımız var. Ana ekran tuşumuz yine burada var. Evet arkadaşlar, şöyle bir de multimedyamızı kapatıp açalım. Bu şekilde kapattım şu anda. Tekrar açma tuşuna bastığında biraz zoom basmamız gerekiyor. Tekrar bu şekilde açılıyor ekranımız. Multimedyamızla ilgili anlatacaklarımız bunlar arkadaşlar. Şöyle ben size bir de şu ekranı göstereyim. Yine bu ekranı nasıl yapabiliriz, nasıl uygulayabiliriz, nasıl böyle komple bu ekran yapabiliriz. Çünkü normalde uygulamamızı indirdiğimizde şöyle bastığımızda tekrar eski ekranımıza dönüyor. O yüzden bunun da anlatımını bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. O da gayet güzel bir ekran, basit bir ekran, daha hoş bir görüntü oluyor aracımızda. O yüzden bunu da yine nasıl uygulayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Videomuzu yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.